Cimbe moratları yani cin rivayetlerini okuyoruz. Karanlıkta. Dedem Kırşehir'de bir gece bağdan dönüyormuş. Yolda birden önüne keçiyle tavşan karışımı garip bir yaratık çıkmış. At şahlanmaya başlamış. Dedem korkuyla oradan kaçmaya çalışmış. Fakat atı nereye sürdüyse o yaratık çığlıkla önüne çıkıyormuş. Bu yaratığın gözleri de korkunç şekilde yanıyormuş. Dedemi sürekli kovalamaya başlamış. Önünden bir türlü çekilmiyormuş. Sonra aklına bir cinin bu kulağa girip karşısına çıktığını düşünmüş. Hemen dua etmeye başlamış. Dua ettikçe yaratık ortadan kaybolmuş. Dedem de bu korkuyla atı 4 sana sürerek eve varmış. Bir başka memorat. Köyde Hacı Dede ile bahçeyi sulamaya gittik. Gittik ama ortalık karanlık. Hacı Dede dedi lambayı yakmayalım. Başkası gelir suyu keser. Buradan memorat kısa anlatılar okuyoruz yani bu. Özkul Çobanoğlu'nun kitabından arkadaşlar. Özkul Çobanoğlu'nun Türk Halk Kültüründe Memoratlar ve Halk İlaçları kitabından. Köyde Hacı Dede ile bahçeyi sulamaya gittik. Gittik ama ortalık karanlık. Hacı Dede dedi lambayı Hacı Dede dedi ki lambayı yakmayalım. Başkası gelir suyu keser. O arada ben derenin kenarında beyaz bir şey gördüm. Dedim Hacı feneri yak. Burada ayı var herhalde. Hacı feneri yaktı. Baktık gözlerini açtı koskocaman. Bu ne ayıdır ne bir şey. Dedim biz feneri tuttukça o geri atladı. Tekrar köye geri dönüyoruz. Başka tarlayı sulamaya o da düşüyor bize. O da suyu kenarından atlıyor. Hacı Dede tabancayı çıkardı. İlk gördüğümüz yere gitti. 3-4 gün sonra tekrar bahçeyi sulamaya gittiğimizde o karşıdan bize taş atmaya başladı. Niye ona silah attık diye. Ayakları ters. Cinmiş meğerse o yer sahipliymiş. Bizden başka görenler de var. Yani anlatanların şeyine müdahale etmeden anlatıyorum bu sefer. Sıfır kurgusuz. Hikayesiz. Çerkeş'in Ovacık köyünde yaşayan dayım İsmail K. Gellik mahallesinde ikamet ediyordu. Bir akşam Gellik mahallesinden bir arkadaşını ziyaret etmek için çıkmış ve öbür mahalleye doğru yola koyulmuş. Çayırın oradan geçerken önüne bir oğlak çıkmış. Çerkeş'te cinlerin insanlara genellikle oğlak keçi gibi gördükleri söylenir. Oğlak buldum diye sevinerek onu kucağına almış. Ama ne güzel oğlak hem de erkekmiş der. Bunun üzerine oğlak dile gelir. Ne zannettin erkeğim tabii de demiş. Adam korkusundan oğlan kucağından atmış ve köye kadar kaçmış. Eve gelmiş 2 saat dili tutulmuş ve konuşamamış. Memoratlarda biraz anlatı biraz sade olur dili. İmla da çok düzgün değildir. Onu baştan söyleyeyim yani. Yani ondan böyle. Yani ben hikayeleştirmiyorum. Yani buradan direkt okuyorum. Rahmetlik annem akşam namazı sıraları mallar gelecek diye acele acele pekmez kaynatıyormuş. Yani mallar, sığırlar. Orada ineği de sağıp sütü de içeri koyabilsem diye çabalarken bir oğlak gelir. Annem sevdikçe hoplamaya devam eden oğlak anneme ineği sağdırtmaz. O anda oğlak sütü devirir. Oğlak aracığımı gözü önünde büyüdükçe büyür. Çok korkar. O an akla Fatiha okumak gelir. Okur okumaz o hoplayıp zıplayan oğlak yer yarılır sanki yerin içine girer. Annem hocaya sorar. Gördüğün şeytandı. İyi ki Fatiha okumuşsun. İşine engel olmaya çalışmış demiş. Bir başka anlatı. Fatih ve bir grup arkadaşı bir yerde toplanıyorlar. Uzun bir süre eğleniyorlar. Sohbet ediyorlar. Sohbetin sonlarına doğru cinlerden ve onlarla ilgili anlatılanlardan bahsetmeye başlıyorlar. Beraberlerken bile korkmaya başlıyorlar. Sonra yola çıkıyorlar. Eğlence olsun diye yolu uzatıp ormanlık alandan gitmeye karar veriyorlar. Karar veriyorlar. Yürürken cin olaylarından konuşmaya devam ediyorlar. Ormanın içinden geçerken nehrin yakına geldiklerinde nehrin yakındaki bir taşın üzerinden uğultularla beraber beyaz bir şeyin yükseldiğini görüyorlar. Beyaz bir şeyin yükseldiğini görüyorlar. Telaşa kapılıyorlar. Görüntüyü aya benzetiyorlar. Görüntü kendilerini taş atmaya başlıyor. Telaşla en yakın ağaca çıkıyorlar ve dua okumaya başlıyorlar. Dua okumaya başlayınca görüntü de uzaklaşıyor ve taş atılması bitiyor. Ve dua okuya okuya korka korka evi yolu tutuyorlar. Bir gün dedem ve aradaki iki arkadaşımdan başka anlatı.
Bir gün dedem ve yanındaki iki arkadaşı şehirden köye geliyorlarmış. Geçtikleri güzergahta da köyün mezarlığı varmış. Dedem mezarların arasında at ve eşeğe benzeyen bir hayvanın üstünde koca kafalı, çok iri bir adama benzeyen bir yaratık görmüş. Dedem çok korkmuş ve yanındakileri hiç belli etmeden bildiği sureleri okumuş. Görülen yaratığı sadece kendisi gördü zannetmiş. Köyün içine geldiğinde "Ben mezarlığın orada böyle böyle bir şey gördüm" demiş. Yanındakiler de "Aynı yaratığı biz de gördük" demişler. Yine bir başka anlatı. Adana'nın Karaysal köyünde 1993 yılında keçi çobanlığı yapıyordum. Her zamanki gibi keçileri ağla koydum. Ben de kulübeme gidip yatmaya hazırlanıyordum. Ağlın dışından keçi sesleri geliyordu. Acaba keçilerden birkaçını dışarıda mı bıraktım diye düşündüm. Üstümü çıkarıp elbisemi giydim. Dışarı geri çıktım, baktım ki ağlın önünde 5 tane keçi geziyor. Ve avazları çıktığı kadar bağırıyorlar. Ben hemen şüphelendim. Yerden 5 tane taş aldım ve onları okuyup üflemeye başladım. Sonra her bir taşı bir keçiye attım. Keçilere taş deyince keçiler teker teker yok oldular. Ben anladım ki bunlar cindi. Amasya'nın Taşova ilçesinin Yolaçan köyünden Kamil Ağa başından geçen şöyle bir olay anlatmaktadır. Bu seferki anlatı Amasya'danmış. "Yeğen, gece yoldan geliyorum. Altımda atım var. Bizim orada bükün altında bir çeşme var. Elekçi Pınarı. Atımdan indim, pınardan suyumu içtim. Tekrar ata bindim, yola çıktım. İlerlerken arkama baktım, bir keçi. Aldım onu, atla birlikte devam ettik. Bizim köye yaklaşırken oğlak konuşmaya başladı. Beni götürüyor, ne yapacağım beni" dedi. Ben de öyle çok korktum ki oğlağı bırakıp atımı 4 nala sürdüm. Arkama bir baktım, oğlak ejder olmuş, 6 tane kafası var. Düğünü. Ha. Anklia'nın, bu da başka bir anlatı, Anklia diye bir yerdenmiş. Anklia'nın yaylasından arkadaşlarla geliyorduk. Akşam oldu. Arkadaşlar kendi tanıdıklarına gitti. Ben de Ömer dedenin evine gittim. Yemek yedik. Oturduk. Yatmaya üst kata çıkarttılar beni. Ömer dede gitti. Işıklar sönmüştü. Bir de baktım köyden davul zurna sesleri geliyor. Sandım ki köyde düğün oluyor. Dedim köyde düğün vardı da beni niye çağırmadılar? Bu ses gele gele evin duvarına geldi. Kimisi beşik yürüyor yani sallıyor. Kimisi duvarlara vuruyor. Çocuk yere susmuyor, ağlıyor. Bismillah diyerek kapıları pencereleri kapatmıştım. Oradan 2 tanesi kapıya geldi. Dediler buraları Bismillahlıdır. Çaldılar, oynadılar. Horoz etme zamanı, yavaş yavaş sesler kesildi. Ben de kalktım, pencereyi açtım. Baktım toplanmış gidiyorlar ama ayakları tersine, aynı bizim gibi giyinmişler. Ben Bismillah dedim. Selavat çektim, pencereyi kapadım. Şafak söktü, kalktım. Yemeğe indim. Yemek yerken Ömer dede dedi ki "Selahattin Bey, iyi uyudun mu?" Ben de dedim ki "Ne uyuması?" Olanları anlattım. O da dedi ki "Biz söylemeyi unuttuk. Bizim ev sahiplidir. Her akşam böyle gelirler." İşte kurgunun önemi burada ortaya çıkıyor. Ben uzun uzun anlattığım zaman hikaye zevk alıyorsunuz. Bunlar kısa anlatılar. Anadolu'dan, halk ağzından. Birinci hani cinlerle ilgili rivayetler var, anlatılar var diyoruz ya. O cinler, cin rivayetleri nasıl oluyor? Onları göstermek için okuyorum burada size arkadaşlar örnekleri. Seçtiğim örnekleri okuyorum. Hepsini değil. Ben şahsen şahit olmuşum. Onu kendi gözlerimle görmemişim ama ateşlerini gördüm. Bir gün çobanlıktaydım. Bir dere vardı. Dereden geçtiğim zaman korktum. Korktuğum zaman baktım. Dağların ardı ateş yükseldi. Ateş yükselince kendimden geçtim. Saçlarım diken diken oldu. Öyle korktum ki yüzü koy yere kapandım. Kafamı yere koyunca sanki suya girmiş gibi oldum, terledim. Böyle bana yeni bir ruh geldi ve hemen hayvanlarımı oradan bırakıp doğrudan köye kaçtım. Babama bildirdim durumu. O gece çobanlığa gitmedim. Benim elime babam gitti. Babam bana dedi ki "Sen sari olmuşsun, ne oldu sana?" Dedim durumu babama anlattım. Dedi "Vallahi o dere meşhurdur, ciller vardır orada."
Sanırım ilkokula gidiyordum. Gece tuvalete kalkmıştım. Köyde oturduğumuz için tuvalet dışarıdaydı. Uykulu halde giderken birden ciller başıma toplandı. Babamın ileride beni beklediğini söyleyip beni köyden çok uzaklara götürmüşlerdi. Ne zaman geçti bilmiyorum ama annemin İbrahim diye çığlıklarını duydum. Aklım başıma gelince bir dağ başında olduğumu gördüm. Bir başka anlatı. Bir gün akşamüstü evde oturuyordum. Kaynım geldi. Seni ağabeyim çağırıyoruz. Gel de götür ev dedi. Ben de hazırlandım. Arkasından yürümeye başladım. Ama giderken etraftaki köpekler çok ulumaya başladı. Kaynımın benimle hiç konuşmaması çok tuhafıma gitmişti. Köpeklerden de korkunca besmele çektim. Önde yürüyen güya kaynım olan kişi birdenbire kaybolmuştu. Bu olay da ilki gibi beni çok korkutmuştu. Ben 3 günlük bebek kalmış. Bu da bir başka anlatı. Annem bir gün gece geçmiş gitmiş. Anadan doğma çıplakça koymuş gitmiş. Yani çırılçıplak dışarı çıkıyor evden. Gecenin bir vakti. Aramışlar, itmişler. Hiç bulmanın imkanı yok. Dayımın oğlu ava gidince anamı bir derede ocak yakmış, pilav pişiriyormuş. Bulgur pilavı pişiriyormuş görür. Bu hali nedir diye sormuş. O da artık cin mi peri mi onlara yemek yapıyorum diyor. Dayımın oğlu şifelemiş, ikna etmiş, sırtındaki kendi paltosunu giydirmiş. Anne ve anadan doğma o varlıklar loğusa kadar alıp götürmüşler. İşte dernekleri dağın arkasındaki dereymiş. Dayımın oğlu annemi alıp eve getirmiş. Ondan sonra hocaya götürmüşler. Kurtulmuş. Bu durum 3 ay sürmüş. Bundan sonra kadıncağız ölmüş. Ben de öksüz kalmışım. Dayımın evinde gelin olan ablamın yanına beni getirdiler, büyüttüler. Orada gelin ettiler. Bir başka anlatı. Bir yaz gecesi tarlaları domuz sürülerini zarardan korumak için tarladaki kulübemde yalnız kaldım. Bir ara kapı açıldı. Gecenin yarısında kim gelmiş olabilir diye hayret ve şaşkınlık içinde kapıdan gelene bakarken bir dere göreyim. Gelen bizim hanımdı. Bu kadar uzak mesafede böyle geç vakitte gelmesi imkansızdı. Aklıma geldi, bildiğim bütün duaları okumaya başladım. Gelen arkasını dönüp gitti ama çok korkmuştum. Bu da bir başka anlatı. Murat Baytaroğlu her gece yatarken cinlerin kendisini rahatsız ettiğini anlattı. Cinlerin bazen oda arkadaşının kınara girerek geldiklerini, bir tanesinin sırtına oturduğunu, diğerinin de camdan dışarı baktığını anlattı. Cinlerden kurtulmak için imama gittiğini, onun da kendisine muska yazıp boylama yaptığını anlattı. Bundan sonra cin görmediğini belirtti. Murat Baytaroğlu cin olaylarının en çok askerde nöbetlerden önce anlatıldığını ve bu nöbetlerin çok güzel geçtiğini anlattı. Ve en çok bu işlere merak olan, bu işlerle uğraşan kişilere göründüğünü anlattı. Yani kişi direkt duyduğu şeyi aktarmış burada da direkt. Bir olaydan ziyade. Bakalım buradan Kallıdere, Yedibağ denilen bir yerden bu anlatıda. Şöyle. Dedem bundan 40-45 yıl önce köyün muhtarıymış. Bir gece geç vakit evin kapısı çalınmış. Dedem uyanmış. Kimin geldiğini sormuş. Gelenler jandarma karakolundan geldiklerini söylemişler. Dedem kapıyı açmış, karşısında iki tane jandarma. Dedeme onu jandarma komutanını çağırdığını söylemişler. Dedem ne yapsın? Koskoca komutan çağırıyor diye hemen içeri girip hazırlanmış. İki jandarma dedemi yanlarına almışlar ve köyün dışına çıkmışlar. Dedem bakmış onu karakola değil Kallıdere adında bir yere götürüyorlar. Yedibağ yolu burası değil diye aklından geçirirken Eyüzü Besmele çekiyor. Yanındaki iki jandarma o anda kaybolmuş. Dedem de koşa koşa eve gelmiş. Bir akşam Nuriye Hanım'ın torunu Nafize bulaşık yıkamış. Sonra kalan suyu mutfaklarının penceresinden aktarmış. Bir iki dakika sonra kızın ağzı büzülmüş, gözleri irileşmiş. Tabi hemen hocalara götürüp okutturmuşlar. Epeyce bir okumadan sonra kız eski haline geliyor. Nafize Hanım suyu döktükten sonra o anda karanlıkta bazı görüntüler belirmiş ve kıza sen bizi bu sıcak suyla yaktın şimdi de biz seni yakacağız demişler. Yine bir başka anlatı. Bir akşam aceleyle yemeğimizi yiyip çok samimi bir komşumuzun düğününe gittik. Geciktiğimiz için sofrayı bile doğru dürüst toplayamamıştık.
Eve geldiğimizde vakit epeyce geç olmuştu. Hepimiz çok geç olduğu için hemen yattık. Akşam yemek yediğimiz oturma odasında da dedeme yatak yapmıştık. Sabahleyin hepimiz dedemin beni çözün diyerek bağırmasıyla uyandık. Herkes hayretten dona kalmıştı. Dedeme hem çözüyor hem de bunu kimi yaptığını düşünüyorduk. Dedeme göre akşam düğüne giderken sofra tam toplanmamıştı. Ekmek kırıntıları da kalmıştı. Ekmek kırıntıları üzerine biz dedeme yatak sermiştik. Bunun içine gece cinler dedemi bağlamışlardı. Yine bir başka anlatı. Yıllar önce evlendiğimizde Kızılcahamam'a gitmiştik. Gittiğimizde iki kişilik oda kalmamıştı. Bizim gibi açıkta kalan yaşlı bir karı koca daha vardı. Adam bize oğlum sen benim oğlum, kızım sen de sen benim kızım sayılırsın. Gelin açıkta kalmaktansa dört kişilik bir oda tutup birlikte oturalım dedi. Birkaç gün geçtikten sonra kadınla konuşurken ben cinlerle konuşuyorum. Onlar bana külçe külçe altın getiriyorlar dedi. Biz buna inanmadık. Yaşlılara verdik. Kocası da bu olayın gerçekten olduğunu ama insanlara anlattığı için altınları geri aldıklarını, zaman zaman karısını rahatsız ettiklerini, yüzüğünün küpesinde altın neyi varsa sakladıklarını söyledi. Kadın rahatsızlığı geçince cinlerin sakladıkları altınları kendi eliyle koymuş gibi bulabiliyormuş. Aradan 2 gün geçti geçmedi. İkindi vakitlerinde kadın hastalandı. Ben küpeyi ve yüzüğü izliyordum. Yüzük ve küpe bir anda nasıl olduğunu anlayamadan kayboldu. Kadın biraz sakinleşince yüzüğü ve küpeyi çok aradım ama bulamadım. Kadın ayılınca benim önceden bakıp da bulamadığım yastığın altından küpesini, halının altından yüzüğünü çıkarıverdi. Bu da Diyarbakır'dan bir anlatı. Diyarbakır'da teyzemlerin mahallesinde Bayzar ve Ohalles adlı Hristiyan komşuları vardı. Bunlar orta yaşlıydı. Genç bir kız ve oğulları vardı. Ohalles amca mahallede bir tekel bayi işletirdi. Bütün mahalle çok severdi bu valiyi. Oğulların evi de avluluydu. Çok tarihi bir evdi. Avlunun arka kapısı kiliseye açılırdı. Bu kilise yıkık bir kiliseydi. Yıkık bir de çan kulesi vardı. O mahallede evlerin hepsi vakıf tarafından korunurdu. Olaya yaşayan Bayzar teyze bir gün gece yarısı evde uyurken çok yüksek bir çan sesiyle uyanmış. Bir an ne olduğunu anlayamamış, yerinden fırlamış. Avlunun kiliseye açılan arka avlusuna doğru ilerlemiş. Ses daha da fazlalaşmış. Büyük bir telaşla evdekileri uyandırmak için geri dönmüş ki ses kesilmiş. Mahallede yaşayanlar, yaşlı teyzelere göre Hristiyan cinler gelmiş. Yıkık çan kulesini canlandırmış, çanı da onlar çalmış. Anlatılanlara göre cinlerin de dili varmış. Bir başka anlatı. Tekisiz ev mevaratları ile ilgili bu da biraz. 20-23 yaşlarındaydım. Sabahleyin dayının hanımı yataktan kalktıktan sonra tavuk koyurmaya gider. Hızır dedengirin büyük dedelerinden kalma develikleri vardı. Altı dineklik derlerdi. Oraya huylu derlerdi. Huylu yani cinli sahipli denilen yer. Kapıyı açınca ağzı beraberce köşede sağ kolun üzerinde orada bir alav kalkmış. Yengenin eti ürpülmüş. Ondan sonra onu gördüğümde neden böyle oldu bacı dediğimde böyle oldu dedi. Der demez ağzı köpürdü yıkıldı. Esnedi miydi ağzı şöyle açılıyordu. Korktum dışarı çıktım. Dayını amcanın karısına haber verdim. Onlar da halalarını çağırdılar. At arabasına bindirdiler. Bunu Sarı Ağaba köyüne Orta Köy'e hocaya götürdüler. Burada 3 gün kaldım. Korkutmuşlar, ateş yakmışlar. Huylu bir yere girmiş, basmış demişler. Bir anlatı daha vardı da oradan kaçırmayayım diye dedim. Şu havamla ilgili. Ha. Dur bir dakika. Ha tamamdır. 1996'da hamamda natır olarak çalışmaya başladım. Bir başka anlatı bu da. Hamamı temizliyor. Sabahları sobasını yakıyordum. Yine bir sabah hamamı temizlemeye ve sobasını yakmaya gittim. Hamamın kadınlar bölümünün kapısını hep ben açardım. Bunu anlatan kişi bir kadın. Hiç unutmam bir kış günüydü. Giyinme odasını, sobasını yaktım. Baktım havuzdan sesler geliyor. Hemen havuza indim. Bakayım kim var diye. Havuzun kurnasının başında 3 kız vardı. Suyla oynayıp gülüşüyorlardı. Onları seyrettim. O sırada sabah ezanı okundu.
Havuzun kapısını çektim. Namazımı kılmaya gittim. Namazımı bitirdim. Selam verdim. O an kızlar aklıma geldi. Halil Balcı beni işimden eder. O zamanki belediye başkanı. Hamamın tek anahtarı bende var. Bu kızlar nereden geldi ki dedim. Sormak için tekrar havuza indim. Baktım gülüşüyorlar. Azarlamaya gönlüm el vermedi. Bir baktım ki suyun üstünde sanki saç serilmiş. Kızların öyle uzun siyah saçları var ki. Kolları yoktu sanki kanatları vardı gibi geldi bana. Acaba cin peri mi diye ayetel kürsi okudum baktım kaçmadılar. Bir an içlerinden biri beni gördü. O an bana bakınca öbür ikisi de baktı. Bana gülüp suyun dibine daldılar. Bir daha çıkmadılar kayboldular. Öbür natırlar geldi. Onlara söyledim inanmadılar. Natır her şey teller kadın olanı. Benden önce hamamı ilk açan natırlar da gülüşme duymuşlar ama hiçbir şey görmemişler. Ben de kimseye inanmaz diye her insanı anlatmadım. Hamamdan ayrılana kadar abdestli olduğum her zaman her sabah o üç kızı görürdüm. Buna inan yavrum bu gerçektir diye anlatmış, aktarmış. Kurgusuz olanlar diye daha çok korkutuyor. Çünkü gerçekten yaşanmış olabilir bir korkusuyla. Ama şu var, ben kurgulu hikayede okuduğum zaman daha çok hoşunuza gidiyor değil mi yani anlatırken? Bir an gözünüze canlanıyor. Onun tadı çok başka. Ama kurgu olanlarda ben bunlardan hareketle yazıyorum işte. Sadece detay ekliyorum. Köyde mısır öğütmeye gittim değirmene. Değirmende su ile çalışıyor. Harkla su geliyor değirmene. Değirmene girdim. Sonra değirmen birden durdu. Çıktım baktım değirmenin suyunu kesiyorlar. O değirmene de Mahmut'un değirmeni diyorlar. Baktım Mahmut suyu kesiyor. Elinde de bir şemsiye. Ama ses verdim, ses vermedi. Ayaklarının ters olduğunu görünce anladım bu cindir. Hemen değirmene girdim. Bana Emine, Emine diye seslendi. Ses vermeyince bana kocaman sesiyle seslendi. Dua okudum, besmele çektim, dışarıya çıktım. Dedim ki senden korkmuyorum. Öylece koşa koşa eve gittim. Mısırı da orada bıraktım. Oğlum 5 yaşındaydı. Her gece uykuya yattıktan yaklaşık 20 dakika sonra anne işte yine geldi diye bağırarak uyanıyordu. Bu da bir başka anlatı. Hemen yanına gidiyor, onu kucağıma alıyor, sakinleştirmeye çalışıyordum. O ise büyük bir korkuyla karşıdaki yatağı gösterip, karşıdaki boş yatağı gösteriyor. İşte orada görmüyor musun diye bağırıyordu. Ben de oraya bakıyordum ama hiçbir şey göremiyordum. Bir süre sonra gitti ama ya yine gelirse diyordu. Ona ne gördüğünü soruyordu fakat çok küçük olduğu için anlatamıyordu. Gündüzleri onu cesaretlendirecek hikaye kitapları okuyor ve bunun psikolojik bir şey olduğunu düşünüyordum. Fakat olayın her gece aynı saatte ve aynı şekilde tekrar etmesi, ayrıca bunun haricinde hiçbir psikolojik problemin söz konusu olmaması beni endişelendirmeye başlamıştı. Olayın tekrarı yaşandığı bir akşam daha önce yapmadığım bir şeyi dua okumaya denedim. Oğlum kucağımda bana sarılmış korkmaya devam ederken içimden ayetel kürsüyü okumaya başladım. Ve oğlum birdenbire korkmayı bırakıp bana döndü ve 7 kere anne 7 kere oku dedi. Şaşkınlıktan ve duyduğum korkudan dona kalmıştım. Benim içimden okuduğum duayı oğlum nasıl anlar? Ve 5 yaşındaki bir çocuk bu duayı 7 kere okuması gerektiğini nereden bilebilirdi? Daha da önemlisi böyle anlarda dua okuması gerektiğini ya da benim dua okuyup okumadığım hakkında hiçbir fikri yoktu. Bunların üzerine çok yabancı olduğu, anlamını bile bilmediği kavramlardı. Bu sefer gerçekten korkmuştum. Ertesi gün çok dindar olan alt komşumuza gidip olayı anlattım. Bana bazı bilgiler verdi. Çocuğun bir şehir üzerinden atlamış olabileceğini, bu nedenle rahatsız olabileceğini söylediler. Antiparantez yani bir çöp üzerinden, su birikintisi üzerinden atladığı zaman oluyor. Ben çocukların henüz günahlarını bile kabul edilmediği bir yaşta böyle ağır bir cezaya maruz bırakılabileceklerini doğruluğuna inanmadığımı söyleyince bu cezayı veren tabii ki Yüce Allah değil, onu yarattığı ama ona iman etmedikleri için reddettiği bir topluluk dedi. Eve geldim ve bir kapsüle bütün sureleri oğlumun dediği gibi 7 kere olması kaydıyla ve Yasin'i okudum. Sıra oğlumu bu suyla yıkamaya gelmişti. Banyoya gidinceye kadar birkaç kez hiç nedensiz yere düştü. Banyoda ben de düştüm. En sonunda o suyla banyosunu yaptırabildim. Arta kalanı da yine dua okuyarak evin bütün odalarda serptim. O gece ve ondan sonraki geceler bir daha böyle bir şey başımıza gelmedi. Doktor Jivago çok güzel bir şey demişsin. Bunlar işte anlatılıyor eskiden ve eskiden daha detaylı oluyor bunlar. Fakat zamanla geçtikçe kısalıyorlar, tek cümleyle özetlenir hale geliyorlar ve bir zaman sonra da artık tamamen kayboluyorlar maalesef. Kaydedilirlerse kalıyorlar ama
Gelenek olarak devam eder mi? Meçhul. Quality, o filmin adını bilmiyorum. Ben GIF olarak internette buldum. Hangi film olduğunu bulamadım hiç. Creepypasta olabileceğini düşünüyorum. Şu ebe hikayesine bakayım. Ha, Cilli Cami. Tamam. Cin öldürme. Benim annemgil tarlaya ekine gidiyorlarmış. Yanlarında bir bebek varmış. Yolda giderken karga sesi duymuşlar. Bebeği ortalarda alıp sabaha kadar yanlarından ayırmamışlar. Sabah olunca tarlaya gitmişler. Tarlaya yemek götürenlerden biri bu gece yolda kavga etmişler. Yolda koca koca saç örükleri ve kav var demiş. Saç örükleri şey belik yani saç örgüsü. Tarlaya yemek götürenlerden biri bu gece yolda kavga etmişler. Yolda koca koca saç örükleri ve kav var demiş. Köyün hocasını anlatmışlar. Hoca onları cin olduklarını ve bebeği almak istediklerini söylemiş. Yıl 1972. Bu da başka bir anlatı. Hayvana ilçesinin Yeşilöz köyüne vekil öğretmen olarak atandım. Henüz 18 yaşındaydım. İlk günlerimi bekar olduğum için köy odasında geçiriyordum. Lakin köyle yük olmamak için ısrarla boş bir ev istedim. Böylelikle köyü tek boş evine taşındım. Evim bekar gençlerin sohbet odasına dönüştü kısa zamanda. Köyde elektrik olmadığı için titrek gaz lambası ışığı altında saatlerce cimperi hikayelerini biraz da ürpererek dinlerdim. Yine böyle bir geceydi. Tüm gençler gittiler. Beynimin içinde cinler, periler. Yavaşça yatağıma girip kıvrıldım. Bildiğim bütün duaları okudum. Uyku gözüme girmiyor. Bir o tarafa, bir bu tarafa dönerken vakit epeyce ilerledi. Çoban köpeklerin vahşi havlamaları da sinirlerimi iyice bozuyordu. Derken ya uykuya daldım, ya dalmak üzereydim. Belki de rüyaydı bilmiyorum. Gaz lambası sönüverdi. Soba borusunun deliğinden Hamza ile Ender giriverdiler. İkisi de yıllardır arkadaşım. Gözlerimin içine bakınca seviremedim. Sanki gözleri ateş çukuru, ağızları ince bir çizgi, dudak filan görünmüyor. Vücudumu buz kesildiğini hissediyorum. İkisi birden düşmanca saldırdılar. Biri kollarımı tutmaya çalışıyor, biri vuruyor, tutmaya çalışıyorum. Lastik gibi sürüyorlar. Kan ter içindeyim. Bağırtı, çağırtı yok. Ama arada bir soğuk ve kesik çığlıklar çıkıyor genizlerinden. Bir ara ikisi iki taraftan vurmaya başladılar. Sol dizime, göğsüme ve başıma zorlu darbeler aldım. O an film koptu. Sabah uyandığımda bu üç yerim hala ağrıyordu. O gün sersem gibi dolaştım. Akşama komşu oğlu Remzi geldi. Vakit geç olunca beraber yatalım. Ben sabah olunca buradan gider davar sular yemlerim dedik. Yattık. O gece rahat bir uyku çektim. Sabah köy odasına çağırdılar. Gittim. Tüm ihtiyarlar ve muhtar orada havadan sudan hal hatır derken konuya girdiler. Meğer o gece sabaha kadar beni bırakıp Remzi'yi dövmüşler. O ev yıllardır cilli diye boşmuş. Oturmak için ben çok ısrar ettiğimden beni kıramamışlar. Yediğim onca sopaya şükrettim. Canımı kurtardım. Yo bana yeter demiş aktaran kişi. Antalya'nın Kemer tarafında bir köyde Sadık Hoca isminde biri yeni evlendiği sıralarda Beycik'te yürüyormuş. Oradaki çeşmenin yanına yaklaştığında bir çarşaflı kadının kendisine doğru yaklaştığını görmüş. Sadık Hoca ona selam vermiş. O da selamı almış. O kadın kendisine sormuş. Sen Sadık Hoca değil misin? Evet. Beni Muhtar Ali Efendi gönderdi. Ona İzmirli Ali derler. Pek tanıyamadım. Ne istiyorsun? Kadın üç köşeli billur camdan yapılmış anahtara benzer bir şey uzatmış. Sadık Hoca bunu alıp bakmış. Birinci köşede eski yazı ile sat, ikinci köşede dal, üçüncüde de kaf harfleri yazılıymış. Yani D, S ve D harfleri. Üçünü birden okuyunca sadık oluyormuş. Şaşmış. Kadın, artık sen bunu almakla benimle evlenmiş oluyorsun. Olamaz böyle şey, ben evliyim. Al bunu deyip atmış. Hızlı hızlı yürüyerek oradan ayrılmış. Evine koşarcasına varmış. Evin yanında da o akşam düğün varmış. Kapıyı sıkı sıkı kapatmış. Biraz sonra kapı çalınmış ve bir jandarma görünmüş. Komşu tarlada bir vaka oldu. Muhtar seni çağırıyor. Bir şeyden şüphelenmeyen adam jandarma ile yürümeye başlamış. Üç şahıs peyda olup onu adam akıllı dövmüşler.
Sen nasıl bir insansın ki ciller muhtarının kızını önce kabul eder sonra reddedersin? O kadın senin. Bir daha böyle bir şey duymayalım, haydi git. Sadık Hoca koşarak eve gelmiş. Kapıyı açmışlar, yüzü gözü çürük içindeymiş. Evdekiler hiçbir şey söylememiş. Yalnız yatağına yattığı vakit bir bakmış ki öbür tarafta o cin kadın yatıyor. Fırlamış yatağından, esas kendi karısı bir şey görmüyormuş. Tabii kadın bir şey anlamamış. Bu her gece tekrarlanmış. Cinlerin aralarında konuşmalar olmuş. Dışarıdan görenler zavallı çıldırdı, kendi kendine konuşuyor diyorlarmış. Bazı geceler öbür ciller de gelirler, Sadık Hoca'yı öteye bereye götürürlermiş. Bir gün bir düğüne götürmüşler. Kendisine baklava börek vermişler. Bir de sabah olmuş, bakmış ki elinde bir kemik parçası var. Bu durum birkaç yıl sürmüş. Sadık Hoca'nın ailesi kendisini iyi etmek için hocalara, bakıcılara götürmüşler. Önünde üç sarıklı şahıs görüyormuş ve sonunda sen boşuna zahmet çekiyorsun. Senin bizden olan karın ölmedikçe kurtulamazsın. Bunun bir çaresi var. Ama nedir o çare? Filan yerde bir orman var. Orada bir meşe ağacının üzerinde büyük bir kuş yuvası mevcuttur. O ağaca gece yarısı çıkacak, yuvadaki yumurtaları alıp kıracak ve hiç arkana sağa sola bakmadan geleceksin. Sadık Hoca bunu yapamamış, korkmuş. Bir müddet sonra o adamlar yine görünmüşler. Müjde. Artık o kadından kurtulduk. Çünkü kadın bir karayılan şekline girmişti. Yoldan geçen bir adam onu öldürdü. Fakat sen aptallık ettin. O billuru alacaktın. O billur sahil kenarında cerevizlerden kalma bir hazinenin anahtarıydı. Şimdi biz de gidiyoruz. Artık bir daha bizleri görmeyeceksin. Sana herkes iyi oldu diyecek. Beni yalnız mı bırakacaksınız? Sana bazı hususlarda yardımda bulunacağız ama bizi görmeyeceksin. Ben Sadık Hoca'yı köyde ziyaret ettim. Bizzat vakayı kendi ağzından dinledim. Nurani yüzü bir ihtiyar olmuş, cami hocalığı yapıyordum. Şimdi arkadaşlar, bunlar yani aynen bu halk inançları, yani memorat, psikolojik, sosyolojik bir sürü sebebi vardır. Hikaye, eskiden bunlar ateş başında dinliyordu insanlar. Daha detaylı anlatılıyordu kuşkusuz eskiden. Ki bunu aktaran da muhtemelen yaşı büyük birisi, ondan bu kadar detaylı. Zaman geçtikçe kırsal kültür erozyona uğradıkça bunlarda da detaylar kayboluyor. Önemli olan gece vakti böyle hikayeler dinleyip biraz adrenalinle hevhal olmak. Öyle diyelim. Yoksa yani açıklamaya kalksam bir sürü şey çıkar yani. Ve müdahale edemiyorsun yani. Folklor derlemelerini, anlatanın söyledikleri, ilacına müdahale edemiyorsun ki yani. Söyleseler nasıl inanıyor, nasıl inana gelmiş, nasıl duya gelmiş. Şimdi okumaya devam. Olay Baki Dursun'un başından geçiyor. Baki tarlada ırgatlık yapıyormuş. Aynı tarlada ırgatlık yapan birinin bir cinle evli olduğunu söylentisi yaygınmış ama Baki buna hiç inanmamış. Bir gün öğle yemeği sırasında cinle evli olduğu söylenen kişi diğer işçilerden ayrılarak ağaçların altına gitmiş. Birisi yanındaymış gibi konuşur şekilde ağzını kıpırdattığını ve bir süre sonra da yemek yer gibi hareketler yapması diğer işçilerin dikkatini çekmiş. Adam yanlarına gelince ağacın altında ne yaptığını sormuşlar. O da karısının geldiğini, yemek getirdiğini ve beraber yediklerini söylemiş. Beste, bu da başka bir anlatım. Beste henüz ergenliğe yeni girdiği zamanlarda bir gece yalnızken erkek kardeşini cama vurduğunu görmüş. Camı açmış. Kardeşi ona hemen benimle gel demiş. O da kardeşiyle birlikte gitmiş. Yolda yürürken bir süre sohbet etmişler. Sonra da vardıkları bir sabahlıkmış. Beste kardeşini niye buraya geldik demiş. Sorulara da cevap alamamış. Sonra birden düşüp bayılmış. Bu sırada ailesi eve gelmiş ve Beste'yi evde bulamamış. Merak edip aramaya başlamışlar. Beste'yi sabahlıkta baygın bir halde bulmuşlar. Kendine getirdiklerinde Beste'ye orada ne iş olduğunu sormuşlar. O da erkek kardeşinin onu çağırdığını, beraber geldiklerini söylemiş ama kardeşi bunu inkar etmiş. Kızı hocaya götürüp dualar okutmuşlar. Hoca bunun nedeni cinler olduğunu söylemiş. Cinlerin kendilerine eş aradıklarını ve bu nedenle insanları tanıdıklarını, kılıklarına girdiklerini de söylemiş. Şimdi bizim bir arkadaş var. Bir de başka bir anlatı. O da kendi namazında niyazda Müslüman bir adam. O kadar da yakışıklı. Şimdi bir bayağı cin bu adama musallat oluyor. Bu arkadaşı musallat olunca o arkadaş artık utanıyor. Bu cinler tabii genellikle geceleri çıkıyorlar. Şimdi tam adam lambayı söndürüyor. Hepsi bir odada yatıyorlar. Annesi babası falan. Bu da tam lambayı söndürüp yatağa girecek. Bu bayağı cin onun yanına geliyor. Yanına gelince bu utancından kalkıp tekrar lambayı yakıyor. Babası oğlum ne oluyor falan diyor. Vallahi diyor baba bir şey yok.
En sonunda dayanamıyor. Babasına böyle böyle bir durum var diyor. İşte bu cin var. Benim yatağıma geliyor, beni rahatsız ediyor. Ne yapalım diyor o zaman. Buraya bir dayısı var. Kalkıp dayısının yanına gidiyorlar. Buna bir muska yapıyor. Muska yapıldıktan sonra artık ne şekilde yaptılarsa bu cin buna yaklaşamıyor. Aradan zaman geçiyor. Bu arkadaş evleniyor. Evlendiği zaman bir sakat oğlu oluyor. Bunu tabii araştırıyorlar nasıl oldu falan. Doktora götürüyorlar. Bir türlü bulamıyorlar. Anlıyorlar ki cin çarpmış. O cini kabul etmediği için cin ona bu cezayı vermiş. Başka bir memorat. Olay Yozgat'ın Sarı Hamzalı köyünde geçmiştir. Ramazan adlı çiftçinin 20 yaşında bir oğlu vardır. Bu genç rüyasında gördüğü bir kıza aşık olur. Bu kızı üst üste her gece rüyasında görmüştür. Kız ona peri kızı olduğunu söyler. Eğer istiyorsa onunla evlenebileceğini de ekler. Genç bir olaydan sonra ruhsal bir bunalıma girer. Babası onu bir hocaya götürür. Hoca adama oğlunun bir peri kızının tesiri altında olduğunu söyler. Adam da bu durumdan oğlunu nasıl kurtaracağını düşünmeye başlar. Bir gece oğlunu yatağında bulamaz. Her tarafı hatta bütün köyü arar ama kimse yoktur. Sertli sabah oğlunun bir kavak dibinde cesedini bulur. Sapasağlam oğlunun bir gün içinde nasıl bir olaydan sonra böylesine öldüğünü merak etmektedir. Eve gelir, oğlunun odasını aramaya başlar. Derken kısa yazılmış bir not bulur. Burada baba beni iki şeytan ve sevdiğim kız gezmeye götürüyor. Adam bu nottan sonra oğlunun peri kızı ve şeytan tarafından kaçırılıp öldürüldüğünü anlar. Bir başka mebarat. Bu olay Ankara'da Siteler semtinde meydana gelmiştir. Benim bir arkadaşım arkadaşlarıyla cin çağırıyor. Cin geliyor ama bir türlü gitmiyor. Benim bu arkadaşım bakiredir. Sabah olunca yataktan zor kalkıyor. Bir de bakıyor ki yatakta kan var. Çok korkuyor. Evde tek kaldığı için evden hemen çıkmak istiyor. Ama bir türlü kapıyı açamıyor. Cin ona seslenerek ben seni seviyorum. Sen benim olacaksın diyor. Ve bir hafta boyunca kız arkadaşıma taciz ediyor. Musallat oluyor yani ona. Bedensiz bir varlıkla birlikte olduğunu söylüyor yani. Kız ona beni bırak benim sevdiğim var diyor. Cin de ona beni terk edersen seni öldürürüm diyor. Bir sabah kalktığında kız arkadaşım kapının açık olduğunu görür ve çıkar bana gelir olayları bana anlatır. Başka kalacak yer olmadığından 2 gün sonra eve geri döner. Aradan bir hafta geçince ondan haber alamayan bir arkadaşım onun evine gider ve ona bakar. Kız arkadaşım öldürülmüş olarak bulunur. Boğazlarından sıkılmış bir şekilde öldürüldüğü tespit edildi. Katili bir türlü bulunamadı. Bu da bir başka anlatı okuyacağım. Ankara'nın Karahali köyünde babam öğretmenlik yaparken köylerinde kas çoballığı yapan kaşı gözü sapsarı bir çocuk vardır. Bir gün köyde bu çocuk ortadan kaybolmuş. Bütün arabalara rağmen çocuğu bulamamışlar. Gece başlayıp sabaha kadar bütün her yerde dere tepe demeden çocuğu aramışlar. Sabaha karşı çocuğu arayan herkes yorgun argın eve gelmiş. Öğlene doğru üstü başı perişan, çamurlu sularda ıslanmış, yorgun bir şekilde çocuk köye döner. Herkes büyük bir merak içinde çocuğa nerede olduğunu sorar. Çocuk çok güzel kızlarla beraber olduğunu, bu kızları kendisine iki cep dolusu altın verdiğini, ancak altınları cebine doldurduktan sonra onlardan kurtulmak için dereden geçtiğini ve arkasına bakmadan eve geldiğini söyler. Bakın altınlara diyerek ceplerini boşalttığında çakıl taşları yere dökülmüş. Demek ki der baba, peri kızları dereden geçemediği için çocuk onlardan kurtulmak için dereden geçmiş. Böylece çocuk dereden geçerken altınlar çakıl taşına dönüşmüş. Yani dereden geçiş motifi. Kısa bir anlatı var burada da bir de. Sanırım ilkokula falan gidiyordum. Yaşım biraz ufaktı. Evimiz iki katlıydı. Ben bir şey almak için yukarıya çıkıyordum. Merdivenlerden çıkarken birdenbire duvar ikiye ayrıldı. Allı pullu çok güzel bir gelin belirdi. Ben o şaşkınlıkta hemen bağırınca kayboldu. Gülcan ineklere gidiyormuş. Başka bir anlatı. Gülcan ineklere gidiyormuş. İnekleri kaybolmuş. İnekleri aramaya başlamış. Köyde yıkık evler varmış. Oraya bakmış. Orada çırılçıplak bir kadına gel diye elini uzatmış. Kız korkmuş. Hemen köylere söylemeye gitmiş. Köylüler gittiğinde orada kimseyi görememişler. O yıkıntıda daha önce de peri görenler olmuş. Yaylada çobanım. Bu da başka bir anlatı. Evin içinde balık gübresini yakıyor. Yani sır gübresini yakıyor. O ateşin yanına oturup ısınıyorum. O arada bir peri kızı geldi. Saçları beline kadar uzun. Bana keldir başım boktur işin dedi. Benim de kabam var. Çektim kabayı, peri kızı bir köşeye dayandı. Sabaha kadar o köşede dikildi. Ben de ocağın başında oturdum. Tam imsak vakti. Kaçtı gitti.
Bir başka anlatı. Gerener'in Taşlar köyünden İsmail adlı bir genç geceleri köyün dışına hayvanları otlatmaya götürüyormuş. Bir gece yine çobanlık yaparken çok güzel kızlar bu gencin yanına gelmişler. Kızlar ona hangi bizi beğendiysen söyle senin olalım demişler. O da içlerinden bir tanesine aşık olmuş. Bu genç her gece her yere geldiğinde o kızla buluşuyormuş. Daha sonra bu genç bu kızla yani cinle evlenmiş. Evdeki annesi ve babasını yanından kovuyor. Ben onu istiyorum, ona aşığım diye bağırıyormuş. En sonunda olanın babası ve annesi eve hoca çağırmışlar. Hoca bu cinleri yakmaya karar vermiş. Suyun içinde bu cinleri yakmaya başlamışlar. Ne kadar cin varsa suyun içinde görünüyormuş. Oğlan cinler yakılırken birden bağırmaya başlamış. İşte benim sevdiğim kız, ne olur onu yakmayın demiş. Elleri ve ayakları bağlanmış olan oğlan o yakılırken yerinde duramaz hale gelmiş. Hoca onu okumaya devam etmiş ve sonunda iyileşmiş. Ondan sonra bu cami korkutma motifleri ve yardım motiflerine gireyim. Bunları ben ilginç bulduklarımı gene okumaya devam edeyim. Hani buna YouTube'a gelir hem de burada işte hikaye şeyini telafi etmiş oluruz arkadaşlar. Bayağı ilginç motifler var çünkü. Kastamonu'nun Befo köyünde oturan Ziya tarlaya gitmek için atıyla yola çıkmış. Hava kararınca ciller ona musallat olmuş. Atından inmesine izin vermemişler. Sabah ezanı okununcaya kadar atın üzerinde gezdirmişler. Bir gün anam yayla da köyümüzün önünde de bir mezarlık var. Eskiden bizde mezarlık tahtadan olurdu. Bir yanımız mezarlık, bir yanımız çeşme. O akşam babam yatsı namazını kılmaya camiye gitti. Mezarlığa bakan tarafımızda küçük bir penceremiz vardı. Babam benim sesimi duymadan kimseye kapıyı açmayın dedi. Uzun eşek oynar gibi kardeşim Mahmut ve bir de birbirimize sarıldık. O anda kapımız öyle bir vuruluyordu ki çok korktuk. Ağlamaya başladık. Elektrik de yok. Bu sıralar kapımızdan tıkır tıkır birisi indi. Korkuyoruz hala ama yine de baktık. Bakınca merdivenlerde sanki bacakları iki insan boyunda merdiven gibiydi. Koca bir kafası vardı. Bence o şeytandı. İyi ki korkudan ölmedik. Bu varlık, buna varlık demek de olmaz. Mezara şöyle bir atladı, ortadan kayboldu. Köye anlattık. Kimi inandı, kimi inanmadı. Her minareye çıkışımda, burada bir imam anlatıyor. Her minareye çıkışımda arkamda takuya sesleri duyardım. Akşamları cemaat dağılıp cami boşalınca ışıkları söndürmek için harekete geçerdim. Daha ben B'ye dokunmadan ışıklar sönüverirdi. Bu böyle devam edince ben de dayanamadım. Tayinimi isteyerek başka bir camiye görevli gittim. Şu ebelik motifini de okuyayım bir. Bayağı uzun yazmışlar bunu. Anlatacağım olay annemin başından geçmiştir. Onun anlattığına göre olay şöyle olmuştur. Annem mesleği icabı doğum ebesi olduğu için köylerde ebelik yapıyormuş. Bir gece evde otururken kapı çalıyor ve annem kapıyı açıyor. Tahlil istemiş. Doktor Civago İmam. Karşısında uzun ve iri olarak iki adam ve bir kadın üç kişi duruyormuş. Anneme doğum yapacak bir hastaya doğum yaptırmak için geldiklerini söyleyip annemi hastanın yanına götürmek için evden çıkararak yola koyulurlar. Annemin söylediğine göre köyden iyice uzaklaşılmış dağlara doğru yürüyorlarmış. Bu bölgede bir tane bile ev olmadığını bilen annem tedirginliğini ve korkusunu hiç belli etmeden yoluna devam etmiş. Yolda onlarla yürürken bir taraftan da sohbet ediyormuş. Derken mağara gibi büyük bir deliğin önüne gelmişler. Bu üç kişi doğum yapacak kişinin burada olduğunu söylemiş. Annem o kişilerle beraber mağaranın içine girip doğuracak kişiyi görünce her şeyi anlamış ama belli etmemiş. Hamile olan kişinin boyu çok kısaymış. Orada bulunan bir kadın korkma bizden sana zarar gelmez. Sen ne olur hastamızı doğur onu kurtar demiş. Anneme götüren bu garip kişiler aslında birer cinmiş. Annem doğumu yaptırmış. Gün doğup aydınlanmaya başlamış. Cinler anneme gideceği yolu tarif ediyorlarmış ama dışarı çıkamıyorlarmış. Çünkü ciller gündüzleri dışarı çıkamazlarmış. Sadece geceleri rahatça dolaşabilirlermiş. Bu özellikleri nedeniyle anneme sadece yol tarif ediyorlarmış. Annem yola çıkmadan ciller anneme soğan ve sarımsak vermişler. Bu soğan ve sarımsağı bildiğimiz soğan ve sarımsağa benzemediğini söylemişler.
Annem mağaradan çıkmış, tepeye tırmanırken arkasına dönüp bakınca çıktığı mağaranın ağzının yerinde dağ olduğunu görünce iyice korkmuş. Sabah erken saatinde ebelik yaptığı köye gelmiş. Muhtar anneme nereden geldiğini sormuş, o da doğumdan geldiğini söylemiş. Muhtar etrafta doğum yaptıracak bu köyden başka bir köy olmadığını söylemiş. Annemin yalan söylediğini ima etmiş. Annem de olanları anlatmayacağına dair cinlere söz verdiğinden hiçbir şey söylememiş, evine gitmiş. Cinlerin verdiği soğan ve sarımsağı bir köşeye koymuş. Aradan zaman geçmiş ve annem soğan ve sarımsağı çöpe atmış. Ancak sarımsağı küçük bir kabuğu koyduğu köşede saklamış. Bir süre sonra bu kabuk altın parçasına dönüşmüş. Annem çöpe attığı soğan ve sarımsağı yanmış. Çünkü onlar da altın olmuştur diye düşünmüş. Bu durumu Tokat'a gidince dedeme anlatmış. Yani babası da anlatmış. Babası da soğan ve sarımsak kabuğu cinler için paradır. Sen ol sakın ha sakın soğan ve sarımsak kabuğu yakma çarpılırsın. Doğum esnasında cin olduklarını anlayıp korkudan besmele çekseydin ortadan kaybolurlardı. Sen de orada hapis kalırdın demiş ve devam etmiş. Bizim orada Akkuş'ta bak beborat içinde beborat. Babası anlatıyor. Bizim orada Akkuş'ta böyle olaylar olurdu. Cinler köylerden doğum için eve götürürler. Bizlere uzun boylu normal insan gibi görünürler. İşleri olan insanlara dokunmazlar. Bir de kızım dikkat edeceğin husus sakın kara kediye kötü davranma onu dövme bazı kara kediler boş olmaz demiş. Annem anlattığı bu olayı yıllardır dedem hariç herkesten bir sır gibi babamdan ve bizlerden bile saklamış. Ödevim için gerekli olduğunu yaptığım diğer derlemelerden anlayacak 40 yıl önce olan ve 40 yıl boyunca büyük bir olarak sakladığı olayı anlattığı için teşekkür ederim. Öğrencisi yapmış bu şeyi getirmiş Özkul Hoca'ya. Ya. Muhbet isimli birisinden bahsediliyor. Muhbet Esat adlı bir gence kaçar. Kendilerini bulmamaları için Kuzey Irak'a geçerler. Eşi Esat Bey geçimlerini sağlamak için orada çoban olarak çalışmaya başlar. Esat Bey koyunlarla giderken Muhbet Hanım yaşadıkları mağarada tek başına kalıyormuş. Bir gün mağaranın kapısında birilerinin onu çağırdığını fark etmiş. Dışarıya çıktığında iki tane kadının kendisine baktığını görmüş. Kadınların yanına yaklaşmış. Kadınlardan birisi Muhbet Hanım benim adım Şehdi, bu da kardeşim Rehdi demiş. Daha sonra Muhbet Hanım'a kendilerinin bir ölüsü olduğunu ve kendisini gelip onu yıkamasını istemişler. Muhbet Hanım'la birlikte yola koyulurlar. Muhbet Hanım'ın bilmediği bir yere gelmişler. Bir mağaradan merdivenlerle aşağı inerek yerin dibinde bir yere gelmişler. Muhbet Hanım yerde yatan etrafında bir sürü kişinin toplandığı bir kadın görmüş. Aile insanları yıkadıkları gibi onu da yıkamışlar. Merasim tören düzenlenerek toprağa gömülmüş. Ölüyü gömdükten sonra kadını getirip 3 tane soğan kabuğu vermişler. Sonra kadını tekrar evine getirmişler. Muhbet Hanım eve geldiğinde cebindeki soğan kabuklarının altın olduğunu görmüş. Bu olaydan hiç kimseye bahsetmemiş. Şimdi de Cici Hoca cadı ya da büyücü şey memoratları. Bu hani var ya renkli gözlü çocukları tahta baktırıp cillere konuşturuyorlar falan diye anlatmıştım. Aa işte onunla ilgili memoratlar şimdi de okuyacaklarım. Çerkeş'te otururken ben o zamanlar 16-17 yaşlarındaydım. Bir gün komşumuzun danası kaybolmuştu. Gidip bir hocaya danışmışlar. Hoca suya bakmış ve sarı saçlı mavi gözlü bir çocuk getirin demiş. Diğer komşumuzun kızı olan özelliklere uygun 7-8 yaşlarındaki Ayşe'yi getirmişler. Bu çocuğun önüne bir tas su koyup başına bir örtü örtmüşler. Bir taraftan hoca okuyormuş. Çocuğa tasta ne görüyorsun diye soruyormuş. Çocuk birden iki ağacın arasında otlayan bir dana görüyorum demiş. Ama çocuk biraz sonra bayılmış. Bir hafta yatmış ama kendisi de gelememiş. Çocuğun söylediği yere bakmışlar ve danayı bulmuşlar. Ben 8-9 yaşlarındayken Hacı Bayram Veli Camii Başimamı Hacı Hafız Zekai Arslanmaz'dan Arapça ve Kur'an dersleri alıyordum. Yine bir gün Hoca Efendi'nin evine gittiğimde bir arkadaşının Arabistan'daki kardeşinin durumu hakkında bilgi almak için ondan yardım istediğini duydum. Zekai Hoca yardım edemeyeceğini söyledi. Bu arkadaşına yardım etmesi için bir başka dostunu çağırdı. Sonradan gelen kişi içinde su bulunan bir kaseye bazı dualar okudu ve üfledi. Ve orada bulunan Sabi bir çocuktan Sabi olmazsa göremez kaseti gördüklerini kendisine aktarmasını istedi. Çocukta gördüklerini oradakilere aktardı. Malatya'da yaşayan Fatma Melikli adında bir kadın vardır. Fatma Hanım gece oda uyurken bir pisliğe basıyor. O pisliğin üzerinde cinlerin oynaştığını ve o günden sonra pisliğin olduğu her yere cinlerin kedi köpek kılığında ayağına dolandığını söylüyor. Tuvalete bile giderken hoplaya zıplaya gidiyor, aynen geri geliyormuş. Gördüğü kedi ve köpekleri hiç kimse göremiyor. Fakat ailesi
Fatma Hanım'ın hopluya zıplaya yürüdüğünü görüyorlar. Önce doktora, psikoloğa götürüyorlar fakat herhangi bir faydası olmuyor. Daha sonra götürdükleri hocaların okudukları ayetli surelerde fayda görüyor ve iyileşiyor. Bir başka musallat tallatısı. Görüşürüz Türkay. Çok sevdiğim bir arkadaşımın hanımında evliliklerinin ilk günlerinde cinde temayülleri baş göstermişti. Kas katı kesilip gözleri dönüyor, geldiler diye bağırıyordum. Gitmedikleri doktor kalmadı. Sonra öyle kimseler okuyan bir hoca bunu bir ay okudu. Birazcık düzeldi. Bir defasında ben de elimde dua ile arkadaşımı ziyarete gittim. Ben merdivenlerden çıkarken kadın hoca geliyor. Onun da iflahını kesecekler diye bağırıyordu. Ben içeri girmedim. Duayı arkadaşa verdim. O da hanımın üzerine koydu. Bu sefer kadın cinlere niye kaçıyorsunuz diye bağırıyordu. Kömür çukurunda Hanifi'nin oğlu garip rüyalar görürmüş. Ayda bir kere yastığın altında bir altın bulurmuş. Bunun nereden geldiğini bilmezmiş. Çabuk al gitmiş. Orada öğle yemeği yemiş. Hemen yemekten sonra kenarında bir kurbağa görmüş. Kurbağa yemeğinin içine girmiş. Kaşıkla kurbağaya vurmuş, kurbağa kaçmış. Mehmet biraz baygınlık geçirmiş. Oradakiler Mehmet'i hocaya götürmüşler. Hoca 7 sene o tarlaya yüzünü bile dönme demiş. 5 sene geçmiş, Mehmet'in bayılma hastalığı hiç tekrar etmemiş. Mehmet hastalık bitti diyerek tarlaya gitmiş. Hastalığı tarlaya varır varmaz tekrarlamış. Hısımları Mehmet'i hemen hocaya götürmüşler yine. Ve hoca tarlaya gittiğini hemen bilmiş. Hoca o kurbağanın cinleri reisi olduğunu, kurbağa ölürse Mehmet'i de öldüreceklerini, ölmezse öldürmeyeceklerini söylemiş. Bir başka anlatı. Mikail tuvalette soğan kabuğu görmüş. O soğan kabuğu Mikail'e o senenin son model arabası gibi görünmüş. Çok ilginç geldi bu memorat bana. Arabanın içindekiler gel seni gezdirelim demişler. O da arabaya binmiş. Tuvaletin içinde. Gezmeye çıkmışlar. Gele gele Mıhır'a gelmişler. Orada çeşitli şekillerdeki cinler ateşten çukurlar içinde bize yardım et diye bağırıyorlarmış. Çocuğu korsan kapısında baygın bulmuşlar. Hocalar etrafında toplanmışlar. Çocuk hocaları siz cinsiniz diye bağırıyormuş. Çocuk olayı şokunu bir yılda atlattı. Dur bakalım şunu okuyayım be. Aa, bu cadı anlatısı. Şunu okuyayım. Oğlu arkadaşım Canan memleketleri olan Kırklareli'nin Babaeski ilçesinde 1991 yılında 14 yaşındaki Ayşegül'ün başına gelenleri anlattı. Ayşegül bir gün okula gitmek için yatağından kalktığında ayak ucunda göğsünden alt kısmı olmayan ıslak sarı saçları olan çürük dişli gülen bir kız çocuğu görmüş. Bunu annesine anlatmış fakat annesi inanmamış. Annesi de bundan birkaç gün sonra evlerindeki büfenin üzerinde ilgilenerek duran küçük bir adam görmüş. Korkmasın diye Ayşegül'e anlatmamış. Ama o küçük adam Ayşegül'e de görünmüş. Bir gece evde herkes uyuyor olmasına rağmen banyodan birisi yıkanıyor gibi su sesleri geliyormuş. Ayşegül korkuyla sabahleyin banyoya kalktığında banyonun ıslak olduğunu görmüş. Yine bir gün yatağında yatarken yorganın üzerine küçük ayakları bastığını ve sonra da yorganın altına girip yanına yattığını hissetmiş. Korkuyla yataktan fırlamış. Ayşegül artık kendini öldürmek istiyormuş. İntihara kalkışmış. Kendisinin kontrolünde olmayan hareketler yapmaya başlamış. Bütün bu olaylar üzerine bir hocaya gitmişler. Hoca Ayşegül'ün içine cin girdiğini söylemiş, bir muska yazmış. Ayşegül bu muskayı taktıktan sonra kendini rahat hissetmiş. Bugün 22 yaşında olan Ayşegül zorunda olmadıkça muskasını çıkarmıyor. Çıkardığında cinleri içinde hissediyormuş. Kuyumcu Abdullah Çavuş dediğimiz bir adam vardı. Cinlerle görüşür hitikleri bulurdu. Bir gün annemin heybesi kaybolmuştu. Ne kadar aradıysak bulamamıştık. Bu Abdullah Çavuş'a gittik. Bu adam da öyle herkesi yitir bulmazdı. Yitik sahibinin yakın akrabasından bloğa ermemiş bir kız ya da erkek çocuğu olması şarttı. Bu çocuğun gözleri açık renkli olması gerekliydi. Kalaylanmış bir tas içine temiz bir su koyar, okuyup üflerdi, çocuğu suya baktırırdı. Çocuk da suda görülen cinlerle konuşarak yitiğin yerini öğrenirdi. Ben de annemin heybesi için suya baktım. Dün gibi hatırlarım, suda üç tane karaltı peydahlandı. Bunlar insan yüzüydü. Onlara heybenin yerini sorduğumda heybenin şırahanede olduğunu söylediler. Bunu duyan Abdullah Çavuş cinleri okuduğu dualarla dağıtarak geri gönderdi. Biz de heybeyi hakikaten orada bulduk. Son bir anlatı. Son memorat. Benim çocuğum bir garip hastalığa tutulmuştu. Ne olduğunu anlayamadık. Doktor doktor gezdirdik. Hiçbir doktor çaresini bulamadı. Yol açanda bir hoca varmış. Buraya geldik.
Hoca, ben senin çocuğunu bu hastalıktan kurtaracağım ama kurtaracağım ama korkmayacaksın dedi. Ben de kabul ettim. Verdiği kağıdı aldım. Bizim orada bir köprü var. Onun altında gece beklemeye başladım. Sarıkaya'dan aşağıya atların üstünde ecinliler inmeye başladılar. En sonunda beyaz atlı bir civ vardı. Kağıdı ona verecektim. Ben de öyle yaptım. Sonra beyaz atlının elinde bir boru vardı. Onu çalmaya başladı. Bütün ciller etrafında toplaştı. Kim var kim yok dedi. Falanca topal yok. Baraklu da falanca adamın evinin altında dediler. Hemen gidip onu getirdiler. Beyaz atlı sal bu adamın çocuğunu dedi. O da salmam, o adamın çocuğu benim üzerime işedi dedi. Ecindiler onu parçalayıp attılar. Sonra bizim çocuk düzeldi. Evet arkadaşlar. Korku ve moratlarımız bu kadar. Cabiliye anlattım ya arada, kısa geçti ama. Adam başka camiye tayin istemiş. Işığını kapattıkları için şey caminin.